Merhaba değerli izleyiciler. Konformer diyagramlar ve konformer sınırlar bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde de Sitter uzay zaman ve sabit durum modelinde kalmıştık. De Sitter uzay zaman DS4 lambda büyüktür 0 olan uzay zamanlar için temel bir asimptotik model görevi görür. DS4'ün konformer yapısı her bir noktanın daha yüksek boyutlarda dönerek kapalı bir uzay zaman oluşturduğu bir sekareyi temsil ettiği hiperküresel bir geometri ile karakterize edilmektedir. Tartışılan sabit durum modeli esasen DS4'ün bir yarısıdır. Ancak bu yarı DS4'ten geçen bir kesik nedeniyle eksik bir görünüm sunar ve sabit durum modelinin geçmiş yönde açık olduğu engebeli bir sınır oluşturur. Bu eksiklik geçmişte iyi tanımlanmış bir kökeni olmayan zaman benzeri jeodeziklerin var olduğu ve parçacık yolları için bir sınırlamaya yol açtığı anlamına gelir. Ve bu eksiklik aynı zamanda nedensel anlamda felsefi sorunlar ortaya koyabilirken yalnızca geçmişe yönelik zaman çizelgesini etkiler. Geleceği etkilemez ve onu sabit durum çerçevesi içinde tutarlı hale getirir. Gelecek sonsuzluğun geometrik yapısı I artı ile kozmolojik sabit lambda arasında temel bir ilişki ortaya çıkar. Lambda büyüklüğü sıfır modellerde I artı uzay benzeri bir doğaya bürünerek uzay zaman için asimptotik nedensel sınırı tanımlayan bir sıfır hiperüzey oluşturur. Bu yapı güçlü bir kozmolojik içgörü sunmaktadır. Lambda yalnızca genişleme hızını değil, sonsuzluğun temel doğasını da etkiler ve büyük ölçekli evren geometrisinin uzay zaman kaderine nasıl bağlandığına dair derin bir anlayış sağlar. Konformal sıkıştırmanın sonlu ve sonsuz yapıları birbirine bağladığı bu kavramsal çerçeve hem erken evren tekilliklerini hem de nihai kozmik genişlemeyi keşfetmek için vazgeçilmez hale gelmektedir. Sıkı konformal diyagramlar oluşturulurken çeşitli çizgiler ve semboller uzay zamanın temel özelliklerini yakalar. Simetri eksenleri, sonsuzluk, tekillikler, kara delik ufukları ve eksiklik bölgeleri şekilde özetlenen bu kurallar tutarlı bir görsel dil sağlamaktadır. Örneğin kesik bir çizgiyi simetri eksenlerini, kalın çizgiler sonsuzluğu, kıvrımlı çizgiler tekillikleri, hafif engebeli çizgiler eksikliği ve noktalı çizgiler kara delik olay ufuklarını belirtir. Semboller diyagramdaki uzaysal yapıları ayırt eder. Siyah noktalar 4 boyutlu uzaydaki tek noktaları temsil ederken beyaz noktalar sekare kürelerini çizer. Şekil A'da gösterilen Oppenheimer-Snyder çöküşü için kesin konformal diyagram, iki konformal bölgenin birbirine yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Çöken bir Friedman modeli, şekil B ve C'de gösterildiği gibi Eddington-Finkelstein koordinatlarında değiştirilmiş bir Schwarzschild çözümüdür. Bu çöküş modeli, yer çekimi altında büzülen ve kara delik oluşturana kadar küresel olarak simetrik bir toz bulutunu temsil eder. 1916'da Karl Schwarzschild tarafından üretilen Schwarzschild çözümü bir kütlenin etrafındaki statik küresel olarak simetrik yerçekim alanını tanımlamıştır. Metriği kritik bir yarıçapı Schwarzschild yarıçapı ortaya koyar. Bunun altında kütle çekim alanı o kadar yoğunlaşır ki ışığın ve bilginin kaçmasını engeller ve bir kara delik ufku oluşturur. Güneş veya Dünya gibi cisimler için bu yarıçap teoriktir. Fiziksel yapıları içinde yer alır ve bu nedenle pratikte önemsizdir. Ancak kara delik gibi izole bir çöken cisim için bu yarıçap olay ufkuyla çakışır. Başlangıçta Schwarzschild yarıçapı gerçek bir tekillik gibi görünüyordu ve bu da uzay zamanda bir bozulmayı ima etmekteydi. Ancak George Lemaître ve daha sonra Arthur Eddington 1920'lerin sonu ve 1930'larda bu tekilliğin yalnızca bir koordinat eseri olduğunu gösterdiler. Çözümün statik doğasını gevşeterek Eddington'un ve daha sonra David Finkelstein'in 1958'deki çalışması Schwarzschild çözümünün yarıçapının ötesine düzgün bir şekilde uzatılabileceğini ortaya koydu. Finkelstein uzantısı orijinal koordinatları tekillikten kaçınanlarla değiştirerek bu yarıçapta fiziksel tekillik olmaksızın bir olay ufku olan sürekli bir uzay zaman üretti. Bu çalışma şekilde gösterildiği gibi Kruskal-Szekeres koordinatlarında daha da genelleştirilen Schwarzschild çözümünün maksimum uzantısına yol açmaktadır. Bu koordinat sistemi hem kara delik hem de beyaz delik bölgelerini
ve iki asimptotik olarak düz bölgeyi kapsayan Schwarzschild kara deliğinin eksiksiz, maksimum genişletilmiş bir temsilini sağlar. Klasik genel görelilikte kara delikler mutlak tek yönlü sokaklardır. Nesneler ve radyasyon girebilir ancak kaçamaz. Bu da onları görünüşte ebedi yapar. Ancak Stephen Hawking'in kuantum alan teorisini eğri uzay zamanı uygulayan çığırıcı 1974'teki analizi, kara deliklerin gerçekten kara olmadığını, bunun yerine kütleleriyle ters orantılı bir T sıcaklığında termal radyasyon yaycıklarını ortaya koydu. Güneşin kütlesinin yaklaşık 10 katı olan bir kara delik için bu sıcaklık olağanüstü derecede küçük, bir 6×10^-9 Kelvin'dir. Mutlak sıfırın hemen üzerindedir. Galaksimizin merkezindeki yaklaşık 4 milyon güneş kütlesine eşit kütleye sahip kara deliğin yalnızca 1.5×10^-14 Kelvin'lik bir sıcaklığa sahip olması öngörülmektedir. Mevcut 2.7 Kelvin'lik mikrodalga arka plan sıcaklığından çok daha soğuktur. Bu sıcaklıklar çok küçük olsa da Hawking'in keşfi kara deliklerin radyasyon yoluyla kademeli olarak enerji kaybettiğini ve bunun da kütlede bir azalmaya neden olduğunu ima eder. Ancak mevcut çağda bu radyasyon kaybı ihmal edilebilir düzeydedir. Çünkü kara deliğin sıcaklığı kozmik mikrodalga arka planından çok daha düşüktür. Yani yaydığından daha fazlasını emmeye devam eder. Uzak gelecekte evren genişledikçe ve kozmik mikrodalga arka planı soğudukça potansiyel olarak en büyük kara deliklerin sıcaklığına bile yaklaştığında bu kara delikler Hawking radyasyonuna emdiklerinden daha fazla enerji kaybetmeye başlayacaktır. Bu süreç kara delik kütle kaybettikçe hızlanır ve giderek daha yüksek bir sıcaklığa neden olur. Sonunda çok uzak bir gelecekte belki de en büyük kara delikler için yaklaşık 10^100 yıl kara delik tamamen radyasyon yaydığı ve yok olurken hafif son bir enerji patlaması ile doruğa ulaştığı son bir aşamaya geçer. Olay ufuklarından Hawking radyasyonuna kadar kara deliklerin çok yönlü yapısı genel görelilik, kuantum mekaniği ve kozmoloji arasındaki derin etkileşimi gösterir. Sonuç olarak kara deliklerin incelenmesi yalnızca yer çekimi ve uzay zaman anlayışımızı derinleştirmekle kalmamaktadır. Aynı zamanda evrenimizdeki madde ve enerjinin nihai kaderine ilişkin temel içgörüleri de yol açar. Hawking'in analizi mevcut fiziksel anlayışı spekülatif bir aşırılığa çıkarırken hem genel görelilik hem de kuantum alan teorisindeki yerleşik ilkelerle temelde uyumludur. Bu ilkeler toplu olarak klasik anlamda ebedi olarak görülseler de kara deliklerin sonunda Hawking radyasyonu yoluyla buharlaşacağını gösterir. Ancak uzay zamanları katı konformal diyagramlarında ele alınması öncelikle küresel olarak simetrik durumlar için geçerlidir ve uzay zamanının böyle bir simetriye sahip olmadığı durumlarda alternatif temsillere olan ihtiyacı açık bırakır. Küresel simetrisi olmayan uzay zamanları için katı konformal diyagramlar doğru veya sezgisel tasvirler sağlamayabilir. Burada şematik konformal diyagramlar kavramsal netlik için esnek temsiller olarak kullanışlı hale gelmektedir. Katı konformal diyagramların aksine şematik olanlar daha az katı bir şekilde tanımlanmıştır ve temel özellikleri yakalamak için sezgisel ayarlamalara izin verir. Bazı durumlarda etkilerini tam olarak takdir etmek amacıyla şematik diyagramı 3 veya 4 boyutta hayal etmek bile gerekebilir ve simetrik olmayan uzay zamanların zengin çok boyutlu yapısını yansıtmaktadır. Bu diyagramlar aksi takdirde erişilemeyen sonsuzlukları sonlu görsel anlayışa getirmek için konformal temsillerin iki temel ögesini kullanır. Sıfıra doğru eğilim gösteren bir konformal faktör omega uygulayarak katı konformal diyagramlardaki kalın çizgili sınırlarla gösterildiği gibi sonsuz uzaysal ve zamansal bölgeler sonlu sınırlara sıkıştırılabilir. Tersine sonsuza doğru eğilim gösteren bir konformal faktör, tekil bölgelerin katı diyagramlarda kıvrımlı çizgi sınırlarıyla işaretlenmiş olduğu şekliyle düzgün, sonlu gösterimlere gerilmesine izin verir. Bu tekniklerin başarısı belirli uzay zamana bağlı olarak değişebilse de, her ikisi de tekillikler ve asimptotik sonsuzluk gibi karmaşık bölgeleri görselleştirmede önemli roller oynar. Olay ufukları ve parçacık ufukları kavramları evrenin gözlemlenebilir sınırlarını işaretledikleri kozmolojik bağlamlarda özellikle anlamlıdır. Her ikisi de ufuklar olarak adlandırılsa da doğa ve yorumlama açısından farklılık gösterirler.
Kozmolojik bir olay ufku, kara deliğin olay ufkuna benzer ancak daha incelikli, gözlemciye bağlı bir niteliğe sahiptir. Kozmolojideki olay ufukları özellikle desiptir uzayı DS4 ve şekil A ve B'de gösterilen lambda büyüktür 0 olan Friedmann modelleri gibi pozitif bir kozmolojik sabit, lambda büyüktür 0 olan modellerde önemlidir. Bu modeller evrenin bazı kısımlarının ışık hızından daha hızlı geri çekildiğini ve belirli gözlemci için kalıcı olarak erişilemez bölgeler meydana getirdiğini ima eden uzay benzeri bir I artıyı içerir. Şekil A ve B'de şematik olarak konformal diyagramlarda I artı üzerindeki O üzeri artı noktasında sonlanan bir dünya çizgisi 1'e sahip ölümsüz bir gözlemci O'yu görmekteyiz. Gözlemcinin E olarak gösterilen bir olay ufku O üzeri artının geçmiş ışık konisiyle tanımlanır. Bu ufuk olayların O için sonsuza dek gözlemlenemez olduğu sınırı belirler. E eksi O artı dışındaki herhangi bir olay evrenin ivmeli genişlemesi nedeniyle O'dan nedense olarak kopuk kalır. Özellikle bu olay ufkunun konumu O'nun son konumu O artıya bağlıdır. Ve bu da genişleyen bir evrende gözlemlenebilir sınırların göreceli doğasını vurgular. Olay ufuklarının aksine parçacık ufukları gözlemlenebilir evrenin sınırlarını kozmosun sonlu yaşına göre tanımlar. Parçacık ufukları parçacıkların evrenin başlangıcından bu yana bir gözlemciye ulaşabilecekleri maksimum mesafeyi işaretler. Bu nedenle olay ufukları bir gözlemcinin asla ulaşamayacağı bölgeleri gösterirken parçacık ufukları sinyallerin zaman içinde gözlemciye ulaşabileceği bölgeleri işaretler. Kozmolojik ufuklar kavramı ister olay ister parçacık olsun kozmolojideki gözlem ve nedensellik sınırlarını anlamak için esastır. Pozitif bir kozmolojik sabite sahip bir evrende gözlemlenebilir olan ile ulaşılamayan arasındaki ayrım uzay zamanı yapısına gömülür. Konformal diyagramlar bu sınırları temsil etmek için paha biçilemez bir çerçeve sunar. Sonsuz mesafeleri ve tekillikleri sonlu yönetilebilir bölgelere dönüştürmek için sıkıştırma ve germeyi kullanır. Bu fikirler konformal diyagramların hem teorik netlik hem de kara deliklerin gözlemlenebilir evrenin ve uzay zamanının farklı ölçeklerindeki kozmolojik yapıların nihai kaderinin görselleştirilmesini sağladığı daha derin analizler ve modeller için bir temel oluşturacaktır. Parçacık ufukları sonsuza göre değil, başlangıçtaki uzay benzeri bir tekilliğe göre gözlemsel sınırları tanımlayarak olay ufkundan farklılaşır. Kozmolojide parçacık ufukları uzay zamanının geçmiş sınırı burada U eksi olarak gösterilir. Uzay benzeri olduğunda ve başlangıçtaki tekil bir sınır işaretlediğinde ortaya çıkar. Bu özellik tekilliklerin genellikle uzay benzeri bir doğa gösterdiği katı konformal diyagramların işaret ettiği gibi büyük patlama tekilliklerinin olduğu uzay zamanlarda tipiktir. Kavram bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanacak bir ilke olan güçlü kozmik sansür hipotezine doğrudan bağlıdır. Parçacık ufuklarını anlamak için uzay zamanında küçük O olayında bulunan bir büyük O gözlemcisini düşünün. Geçmiş ışık konisi V-O, küçük O'dan gözlemlenebilecek olanın sınırını temsil eder. V-O'nun başlangıçtaki uzaysal tekillik U- ile kesişimi küçük O için parçacık ufkunu tanımlar. Bu kesişimin dışından kaynaklanan parçacıklar, küçük O olayında büyük O'nun gözlemlenebilir bölgesinin sonsuza dek ötesinde kalır. Dolayısıyla bu kesişime daha yakın olan parçacıklar büyük O dünya çizgisini geleceğe doğru uzattıkça görünür hale gelebilirken bunun ötesinde kaynaklanan parçacıklar asla gözlemcinin görüşüne ulaşmayacaktır. Küçük O'daki parçacık ufku V-O'nun U eksi ile kesişiminden kaynaklanan idealize edilmiş galaksi dünya çizgilerinin yörüngesi olarak görselleştirilebilir. Bu idealize edilmiş dünya çizgileri gözlemcinin bakış açısından gözlemlenebilir evrene kavramsal bir sınır sağlar ve evrenin başlangıcından bu yana bilgi veya sinyallerin küçük O'ya kadar gidebileceği en uzak mesafeleri işaretler. Bu süreç şekilde tasvir edilmiştir ve belirli bir olayın geçmiş ışık konisinin parçacık ufkunu oluşturmak için başlangıçtaki tekil sınırla nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Özetle parçacık ufukları evrenin sonlu yaşı ve başlangıçtaki uzaysal tekilliği nedeniyle gözlemcinin sonlu erişimini kapsar. Hızlandırılmış genişleme nedeniyle geleceğe yönelik sınırlı sınırları tanımlayan
olay ufuklarının aksine parçacık ufukları görünür ve evreni başlangıçtaki tekillikten zamansal ayrılığa dayanarak kısıtlar. Parçacık ufuklarının bu kavramı kozmolojide çok önemlidir ve sonlu bir kozmik zaman çizelgesi içinde gözlemlenebilir bölgeler ile evrenin tekil kökeni nedeniyle erişilemeyen bölgeler arasındaki sınırı belirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.